dijital dönüşümün hiçbir sektör, özellikle tekstil ve hazır giyim sektörü dışında kalamaz. Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Kurulları'nın ortak toplantısı Kahramanmaraş'ta düzenlendi. O problemini ilerlemek gerekiyor. Sektör temsilcileri ve iş adamlarından önemli isimlerin katıldığı programda konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanife Öksüz, Türkiye ekonomisine yön veren sektörler hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yatırımlarımızı hem modern teknolojiyi kullanarak hem de ürün kalitemizi geliştirerek daha ileri noktalara taşımaktayız. Öksüz konuşmasında Kahramanmaraş ekonomisinin lokomotifinin tekstil sektörü olduğunu ifade ederek Kahramanmaraş'ta tekstil sektörünün gelişimi hakkında bilgi verdi. Bildiğiniz gibi sektör ilimiz için çok önemli. İlimizde istihdamın %80'ini sağlayan, ilimiz ekonomisinin lokomotifi tekstil sektörü. Kahramanmaraş'ta sektörümüz iplik sanayi ile başladı ki burada Türkiye'nin en büyük kapasitesine sahibiz. Aşağı yukarı ipliğin 1/3'ünden fazlasını üretiyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş örme, dokuma, boya terbiye, kısmen konfeksiyon, yani ilimizde tekstil bir piramit şeklinde büyümekte. Ayrıca öksüz tekstil sektörünün bir İslam deposu olduğuna dikkat çekerek sektöre ne kadar yatırım yapılırsa da bunun az olacağını söyledi. Özellikle istihdam sorunu yaşadığımız bu dönemde daha da kıymetimiz anlaşılıyor. Bu sektör bir istihdam deposu. Ve bu sektöre ne kadar yatırım yapılsa az. Konuşmasının devamında sektör üzerinde oldukça yanlış bir algı oluştuğunu belirten Öksüz, tekstil sektörünün çok önemli olduğunu altını çizdi. Şimdi sektörümüz üzerinde oldukça yanlış bir algı var. Bundan 3-4 sene önce Ankara'ya gitsem, nereye gitsem, ya siz firma olarak büyüdünüz, artık bu sektörden çıkın, başka sektörlerle devam edin. Artık tekstil Türkiye'ye göre bir sektör değil, algısı çok yoğundu. Bakınız, o kadar önemli bir sektör ki konfeksiyon, bugün doğuyu kalkındıracağımız tek sektör istisnası. Öksüz konuşmasının sonunda doğuda konfeksiyon sektörünün geliştirmesi gerektiğini söyleyerek bu sektörde Türkiye'nin yiyeceği daha çok ekmek olduğunu ifade etti. Doğuda konfeksiyon sektörünü mutlaka geliştirmemiz lazım. Bu sektörde daha ülke olarak çok yiyecek ekmeğimiz var. Bakın, dünyanın en büyük tekstil ihracatçısı ülkelerin başında neresi geliyor biliyor musunuz? Almanya. Bu kadar kalkınmış bir ülke. En büyük tekstil ihracatçısı. Neden? Elbiseyi 100 dolara Türkiye'de mal ediyor, 800 dolara mağazaya koyup satıyor. Yani bizim bu sektörde yavaş yavaş markalarımızı artırmalıyız. Katma değerli ürünleri üretmeliyiz. Önümüzü o tarafa, yönümüzü çevirmek istiyoruz.